Halliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri kapsamında Kamberiye Mahallesi ve Sancaktar Mahallelerinde incelemelerde bulundu. Güzel olsun. Geçen aramıştım. Yolçun'da teşekkür ediyorum ayrıca. Allah razı olsun. Halliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, vatandaşların öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle gezilerini Kamberiye ve Sancaktar mahalleleriyle devam etti. Tamam, ben sana gülüşmemiz. Her fırsatta sahada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Can Polat, Kamberiye Mahallesi Malik Çapar Caddesi'nde vatandaşların talebi üzerine yürütülen çalışmaların ardından buradaki esnafı ziyaret etti. Olsun, teşekkür ederim. Size daha teşekkür ederim. Yolunuzu yaptığınız için Allah razı olsun. Temaslarının ardından Malik Çapar Caddesi'ndeki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Can Polat, buradaki parke altı gelen pis kokulardan, parkelerin çökmesinden dolayı vatandaşlarımız çok şikayetçilerdi. Bunun üzerine fen işleriyle yaptığımız çalışmalar çerçevesinde deforme olmuş mevcut parkeleri kaldırdık şeklinde konuştu. Parke altı gelen pis kokulardan, parkelerin çökmelerinden dolayı çok şikayetçilerdi. Bunun üzerine yapmış olduğumuz fen işleriyle yapmış olduğumuz çalışma çerçevesi içerisinde bu parkeleri kaldırdık. Yerin altındaki drenaj, yağmur suyu olsun, diğer kanalizasyon olsun iş ve işlemlerini tamamladık. Ve akabinde de asfaltımızı serip vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Halliye Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar Halliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a yolumuzu yaptığı için candan teşekkür ediyoruz. Yılların sorunuydu. Çok güzel oldu. Bir kişi vardı. Ben de onu söyledim. Teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. 10 numara oldu. Eyvallah. Afiyet olsun. Voleybol 1. Ligi 5. haftasında Tokat ekibi Niksar Belediyespor'u konuk eden Halliye Belediyespor 3-1'lik skorla galibiyet serisini 3'e çıkardı. ...11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Akif Gülgen'in baş antrenörlüğünü yaptığı Halliye Belediyespor ilk sette rakibi karşısında 20-25'lik skorla 1-0 geriye düştü. 1-0'lık geriye düşmesinin ardından galibiyet parolasıyla başladığı mücadelede üstünlük kurmaya çalışan Halliye Belediyespor 25-23, 29-27 ve 25-17 set sonuçları ile 3-1'lik skorla galip gelen taraf oldu. Parkede 3 puanı alan taraf olan Halliye Belediyespor galibiyet serisini de 3'e çıkardı. Aldığı bu galibiyetle puanını 10'a çıkaran Halliye Belediyespor ligde de 3. sıraya yükseldi. Halliye Belediyespor 16 Kasım 2019 Cumartesi saat 14'te Ordu deplasmanında Akkuş Belediyespor ile karşılaşacak. Öte yandan Halliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Başkan Yardımcıları İhsan Ağacan ve Mehmet Erol ile Halliye Belediye Spor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı da seyirci tribünden takımlara destek veren isimler arasında yerini aldı. Halliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezilerini sürdürüyor. Elhamdülillah şükürler olsun. Geçen aramıştım. Yolçun'da teşekkür ediyorum ayrıca. Başkan Mehmet Can Polat vatandaşların öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle gezilerine Kamberiye ve Sancaktar mahalleleriyle devam etti. Her fırsatta sahada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Can Polat, Kamberiye Mahallesi Malik Cabbar Caddesi'nde vatandaşların talebi üzerine yürütülen çalışmaların ardından buradaki esnafı ziyaret etti. Temasların ardından Malik Cabbar Caddesi'ndeki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Can Polat şunları söyledi. Burada uzun bir zamandır vatandaşımız, esnafımız buradaki parke altı gelen pis kokulardan, parkelerin çökmelerinden dolayı çok şikayetçilerdi. Bunun üzerine yapmış olduğumuz fen işleriyle yapmış olduğumuz çalışma çerçevesi içerisinde bu parkeleri kaldırdık. Yerin altındaki drenaj, yağmur suyu olsun, diğer kanalizasyon olsun iş ve işlemlerini tamamladık. Ve akabinde de
asfaltımızı serip vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Esnaf vatandaşlarımızla şimdi gezdim. Oldukça da memnunlar. Halliye Belediye'mize de teşekkürlerini sunuyorlar. Biz vatandaşımızın emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Gece gündüz demeden var gücümüze çalışacağız. Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a yolumuzu yaptığı için candan teşekkür ediyoruz. Yılların sorunuydu. Bundan önceki belediye başkanlarımızla defalarca söylemeler ama yapmadık. Ama Mehmet Bey Allah razı olsun kendi hasretini gösterdi. Ben bu esnafın adına kendisine çok teşekkür ederim. Türkiye Voleybol Birinciliği B grubu 5. haftasında Tokat ekibi Niksar Belediyespor'u konuk eden Haliliye Belediyespor 3-1'lik skorla galibiyet serisini 3'e çıkarttı. 11 Nisan spor salonunda oynanan mücadelede Akif Gürgen'in baş antrenörlüğünü yaptığı Haliliye Belediyespor ilk sette rakibi karşısında 20-25'lik skorla 1-0 geriye düştü. 1-0'lık geriye düşmesi ardından galibiyet parolasıyla başladığı mücadelede üstünlük kurmaya başlayan Haliliye Belediyespor 25-23, 29-27 ve 25-17'lik set sonuçlarıyla 3-1'lik skorla galip gelen taraf oldu. Parkede 3 puan alan taraf olan Haliliye Belediyespor galibiyet serisini de 3'e çıkardı. Aldığı bu galibiyette puanını 10'a çıkaran Haliliye Belediyespor, ligde de 3. sıraya yükseldi. Haliliye Belediyespor, 16 Kasım 2019 Cumartesi saat 14'te Ordu deplasmanında Akkuş Belediyespor'la karşılaşacak. Diğer yandan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Başkan Yardımcıları İhsan Ağcan ve Mehmet Erol'la Haliliye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı da seyirci tribünden takımlarına destek veren isimler arasında yer aldı.